Arkadaşlar bugün sizlere bağ gözü nasıl açılır, çapadan önce bakımı nasıl yapılır onu anlatacağım. Buyurun videoya geçelim. Arkadaşlar şimdi bağ çapasına geçmeden önce bağın gözü açılması gerekiyor. Yani bağın diplerini açıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Bağın dipleri açılması lazım. Çünkü bu kök salıyor arkadaşlar. Bunların güneş ışığı görmesi lazım. Düzgün bir budama yapabilmeniz için bağın gözünü mutlaka açmanız lazım arkadaşlar. Bu bağ gözü açması işte dibindeki böceklerin, haşerelerin gitmesine ve bağın hava almasına yarayacak arkadaşlar. Çok faydalıdır. Bağın gözünü açmalısınız arkadaşlar. Bağın gözünü nereye kadar açacaksınız? Şu kökünü köküne kadar açacaksınız arkadaşlar. Şu bel yardımı ile bağın kökünü açacaksınız. Toprağını alacaksınız arkadaşlar. Şu şekilde olacak. Gördüğünüz gibi şu şekil olacak arkadaşlar. Bağın gözünü bu şekilde açmanız lazım. Bağın gözünü açtıktan sonra şu an Mart'ın 15'inde arkadaşlar. Bağın gözünü açmanız lazım. Bundan bir ay, bir buçuk ay sonra da bağın çapası gelecek arkadaşlar. Bağın çapası geldiği zaman bu açmış olduğumuz çukurlar kapanacak arkadaşlar. Toprağını kapatacağız. Onun da videosunu atacağım. Böyle bu üzüm omçamız bir nefes almış olacak. Hem de börtü böcekten, haşerilerden uzak duracak arkadaşlar. Dibindeki yar böceklerden korunmuş olacak. Arkadaşlar yorumlarda yazın. Ben dediğim gibi videoların hepsini atacağım. Çapa videosunu da atacağım. Ama şu an zamanı geldiği için, bağ gözü açım zamanı geldiği için size hem gözünü açıp hem de göstermek amacıyla bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olan arkadaşlara çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beni mutlu eden arkadaşlara çok çok teşekkür ederim arkadaşlar buradan. Dediğim gibi videoların devamı gelecek. Bağ gözü açımı bu şekilde olur arkadaşlar. Buraya kadar açsanız yeter. Şunlar çıkacak, çıkana kadar açsanız yeter. Bunu bel yardımıyla yapacaksınız arkadaşlar. Şu bel yardımıyla aç. Bunu Nisan'ın 15'i gibi de bu otlanır arkadaşlar. O zamana kadar zaten budamanız ne yaparsınız? Budamanız ne yiyeceğiniz bittikten sonra bunun çapası geldikten sonra tekrar bunu toprağına eskisi gibi dibine toprağı kapatırsınız buraya kadar. Buraya kadar geri toprağı kapatırsınız arkadaşlar. Yani şuraya kadar yine aynısı eskisi gibi toprağı kapatırsınız. Bağ budamanız bittikten sonra çapaya geçersiniz. Çapada da o şekil olur. Şurada bir tane daha örnek açayım. Şu üzüm omçamız arkadaşlar.
dibini açıyoruz. Hem şu köklerin uzamaması gerekiyor. Şu köklerin uzamaması gerektiği için bağın gözünü açalım arkadaşlar. Böyle etrafını dönerekten bağın etrafını dönerekten açın arkadaşlar. Vallahi mis gibi de toprak koktu. Oh, mis gibi toprak koktu vallahi. Açıyoruz gözünü arkadaşlar. Evet, biraz az kaldı. Arkadaşlar bunu çapadan önce yapacaksınız. Hemen hemen bu kadar yeterli arkadaşlar. Bağ gözümü açımı budur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kanca salmış etrafa. Normalde buradan şuradan yukarısı saldığı kancalar sakıncalı. Şunlar sakıncalı arkadaşlar. Bunlar bağ budarkine makasla alın arkadaşlar. Şu kokun topraktan en az şöyle bir 4 metre, pardon 4 parmak bir şeyi olması lazım. O yüzden şunları alın makasını arkadaşlar. Şunları alın. Bağ budama makasları, yine bunları alın arkadaşlar. Şu şekilde olacak. Arkadaşlar bağın cinsine fazla takılmayın. Genelde hep aynıdır arkadaşlar. Sadece cinsleri farklı olduğu için orada bile tereddütte kapılmayın. Genelde asma olsun, üzüm olsun, diğer çeşitler olsun, bağın gözünün açılması son derece faydalıdır arkadaşlar. Yararlıdır, faydalıdır. O yüzden elinizden geldiği kadar açmaya çalışın. Böyle bağın gözünü açtıktan sonra sizin mesela bu bağa faydası olduğu kadar sizin budama zamanı, şöyle etrafı da göstereyim de sıkılmayın sadece bir yere. Ben videolarda şey yaptım, genelde bir yeri gösterdiğim için belki sıkılabilirsiniz.
gözü açtığım zaman size faydası da şöyle olacak arkadaşlar. Mesela budama zamanı geldiği zaman elinizi rahatlıkla gezdirebileceksiniz. Buralarda toprak kapalı olsaydı bunları göremeyecektiniz arkadaşlar. Bunları göremeyecektiniz. Bunlar da bağın zamanla harap olmasına sebep olur. Bağ bu yüzden bozulmaya doğru gider arkadaşlar. Şöyle bahçemi de göstereyim. Aşağısı meyvelik falan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çapa zamanı geldiği zaman çapa yapın da, nasıl yapıldığını da göstereceğim arkadaşlar. Elinden geldiği kadar sorularınıza cevap vermeye çalışacağım. Arkadaşım bir demiş 3 koz bırakabilir miyim demiş. Bırakın ama şunu uyarmam gerekiyor arkadaşlar. Her sene 3 koz budarsanız o bağınız çok çabuk yaşlanacak, çok çabuk elinizden çıkacak. Mesela bir sene 3 koz budadınız değil mi? 3 koz, 1, 2, 3. Seneye 2 koz budayın arkadaşlar. Her sene 3 koz bırakırsanız bağınız çok yaşlanacaktır arkadaşlar. Elinizden çıkacaktır. O yüzden ne kadar da kuvvetli olsa bağınız, üzümünüz kuvvetli olsa yeriniz, toprağınız. Bir sene 3 koz budayın, bir sene 2 koz budayın. Biz buna bağ gencetme diyoruz arkadaşlar. Bağı genç tutar arkadaşlar. Yani bağım, üzüm omçam kuvvetli diye şey yapmam. Yorumlarda belirtin arkadaşlar. Yine ben video atacağım. Çapa zamanı geldiği zaman video atacağım. Çok merak edenler var. Çapa hakkında çok sorular var. Onlardan elimden geldiği kadar cevaplayacağım. Ama şu Mart'ın 15'inde arkadaşlar şu an üzüm omçanın tam bağ göz açım zamanı. O yüzden zamanı geldiği için ben gözlerini açıyorum arkadaşlar. Sizin de açmanızı tavsiye ediyorum. %100 faydasını göreceksiniz arkadaşlar. Hem omçanız hava alacak, hem börtü böcükten uzak duracak. Çapa zamanında burayı örtüyoruz arkadaşlar. Yine bu seviye kadar toprağını örtüyoruz. Eski seviyeye kadar yine toprağını örtüyoruz. Onun videosunu da çekeceğim arkadaşlar. Şu an çapa zamanı değil. Göz açma zamanı olduğu için her şeyi sırasına göre yapıyorum arkadaşlar. Yorumlarda belirtin. Üzüm budama videosu attım. Dikim videosunu attım. Şimdi göz, bu üçüncü videom arkadaşlar. Göz açma videosu. Dördüncü videomda büyük ihtimal çapa olacak arkadaşlar. Çapasını yapakana atacağım. Takipte kalın. Abone olursanız arkadaşlar videolarımın hiçbirini kaçırmazsınız. Abone olup like'a bana destek verirseniz sevinirim. Siz ne kadar abone olup like atarsanız ben o kadar video çekesim var arkadaşlar. O zaman destekleriniz için çok teşekkür ederim. Abone olup olmayanlara çok teşekkür ederim. Benim anlatacaklarım bunlar arkadaşlar. Yine takılırsa, aklınıza bir şey takılırsa sorun. Ben elimden geldiği kadar cevaplayacağım. Dediğim gibi şunları makasından alın arkadaşlar. Şunları makasından alın. Gerçi bunlar bir ay sonra kurur. Bunlar açtığımız için bunlar kuruyacak. Yani çatsız kesmeseniz de bunlar kuruyacak arkadaşlar. Çünkü bağ kökünden alacak besinini. Buradan aldığı zaman zamanla bura çapalanmazsa, şey yapılmazsa, bağılmazsa bağ elden gider arkadaşlar. Bunlar alsanız da almasanız da bunlar işi şu anda devre dışı bıraktık.
alırsanız iyi olur. Almasanız zaten biz o işleme topraktan temasını keserekten o işi bitirdik. Yani şu anda bunlar ölü. Ölecek yani. Güneş vurdukça ölecek. Bunlar öldüğü zaman da omçamız kökünden beslenmeye devam edecek. Dediğim gibi şöyle en az bir 4 parmak toprak kökünden açın arkadaşlar şöyle. Çok da dibine inmem. Omçanın çok da dibine inmem. Bak belli zaten. Şurada kafası bitiyor değil mi? Şöyle bir 4 parmak daha aşağı açsanız yeterli. Şu kadar açsanız yeterli. Daha tabana inmenize gerek yok arkadaşlar. Zaten tabana kök belli. Kök olmayanlar şunlar arkadaşlar. Şunlar. Bunlar sonradan çıktığı için bağa zararlı arkadaşlar. Arkadaşlar burada videoma son veriyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Bir sonraki videom çapayla ilgili olacak. Abone olup like atarsanız sevinirim. Hoşçakalın.